Ve Büyük Birlik Partisi diyeceğiz. Genel Başkan Mustafa Destici'den açıklamalar geldi. Mustafa Destici, safımız belli. Cumhur İttifakı adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır dedi. Hiç durmadık. Bundan sonra da durmayacağız. Ve inşallah Turan'ı ve Kızıl Elma'yı gerçekleştirene kadar devam edeceğiz. Bu sözlerle seslendi partililere kürsüden. Hem hedefleri hem de seçimler için önemli mesajlar verdi. Cumhur İttifakı'nın başarısı için üzerimize ne düşüyorsa bütün gücümüzle bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi 30. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ankara'daki bir otelde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunun Türkiye, Türk milleti ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi. Ardından konuşma sırası Genel Başkan Mustafa Destici'ye geldi. Kurucu Genel Başkanımız, şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevgiyle, saygıyla, özlemle ve şükranla yad ediyorum. Merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı Destici. Cumhurbaşkanlığı seçiminde durdukları yerin değişmediğini vurguladı. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak safımız da duruşumuz da çok net. Safımız Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı adayımız da mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Destici ve beraberindekiler kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taceddin Dergahı'na da gitti. Kurucu Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okundu. Destici 30. yıl dönümü dolayısıyla kabre 30 gül bıraktı. Büyük Birlik Partisi'nin simgesinin hikayesini anlattı. Hilal İslam'ı, Türklüğü temsil ediyor. Gül de Resul-i Ekrem Efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin remzi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aziz milletim sıra şöyle söyleyelim aziz milletim sıra sende temalı ilk açık hava toplantısında muhalefetin adaylık eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, hukukidir dedi. Hedefinde İslam'a yönelik Avrupa'daki çirkin eylemler de vardı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır. Gündeminde adaylık tartışması, hedefinde altılı masa vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek verdi, muhalefeti ise aday belirleme süreci üzerinden eleştirdi. Bizim adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zillet adayını şimdiye kadar ne duyan ne de öğrenen vardır. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'daydı. Aziz milletim sıra sende temalı açık hava toplantılarının ilkinde konuştu. 14 Mayıs seçimlerine hazır mısınız? Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? MHP lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yöneltti eleştiri oklarını. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. İP Başkanı Diyarbakır'a gidip utanmadan, sıkılmadan silahlara veda mesajı vermiştir. Ne hazindir ki PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bahçeli'nin gündeminde Avrupa ülkelerinde ard arda meydana gelen İslam karşıtı çirkin eylemler de vardı. Kur'an-ı Kerim'i yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakan cehennem ehlileridir. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı asla hoş görmeyiz.